Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Kemeraltı'ndayım. Kemeraltı'nda Gariban Babası meşhur Adnan Usta'nın yanına geldik. Ciğerci Adnan Usta. Instagram adresini de vereyim. Meşhur Kemeraltı Sokak Lezzetçisi. Kemeraltı Sokak Lezzetçisi. Şimdi gideceğiz. Kendilerini hem size tanıştıracağım hem de Gariban Babası olduğunu sizlere tekrar göstereceğim. Adnan Usta'm kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim Emre'cim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim abi, sağ olasın. Nasıl gidiyor işler? Emre'm çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz abicim. Bugünümüz abi. Sizinle başladı. Eyvallah, Allah razı yani olsun. Yani şu anda saat 12'de servisimiz başlayacak. Onun hazırlığını yapmakla meşgulüz. Yani sen servise saat 12'den aşağı başlamıyor musun? 12'de abi? Başlıyoruz saat abicim. Saat tam 12'de servise başlıyorsun. 12'de başlıyorum. Kaça kadar sürüyor Adnan abi? Saat 4'e kadar devam eder. 4'ten sonra 6'ya kadar buralardayım ama malzeme bulmak çok kolay olmaz. Evet. Gelecek olan misafirlerimizi özellikle 4'e kadar davet ediyorum. Kalmaz çünkü. Güzel. Saat 4'e kadar geldiler. Aynen öyle. Benim baş tacı, müşteri demiyorum bak, dikkat edersen misafir diyorum. Onlar benim baş tacım. Eyvallah. Çoluğuma çocuğuma rızık götürdüğüm insanlar. Buyurun. Ağzına sağlık. Ne kadar güzel söyledin abi. Estağfurullah. Şimdi abi biraz hikayenden bahsedebilir miyiz ya? Bu nereden... Nereden aklına geldi de köfteci olmak, şimdi, bu işe böyle başladın? Şimdi Emre'cim, bizim rahmetli dedemle babaannem Akhisar'ın Ballıca köyünde zamanında yokluk yılları, 1950'li yıllar. Tabii tütüncülükle uğraşıyorlar ama bir yandan da dedemle babaannem ciğer ve köftecilik yapıyor. Evet. O bölgede Komurca denilen bir su birikintisi var, gölet. Evet. Orada ciğercilik, köftecilikle başlıyorlar. Babam da küçük, yardımlarında bulunuyor. Sağ olsun her ikisinin eli de taşı kaynatsalar o kadar lezzetli bir elleri vardı yani, dedemin de babaannemin de. Yıllar sonra ben 2007-2008 yıllarında özellikle dershanecilik ve eğitimcilik hayatıma son verirken... Sözünü kestim, eski bir öğretmensin değil mi abi? Tabii, 17 sene bilfiil öğretmenliğim var. Evet. Öğretmenliğimi bitirirken dede mesleğine geri dönüş yaptım. Gelenimiz mutlu, ben mutluyum. İnanın öğretmenlik mesleğimden daha çok seviyorum. Şimdi burası daha da mutlusun değil mi abi? Manevi olarak hem de. Burası burası bir gariban bölgesi. Kemeraltı'nın Havra Sokağı'na çıkan 926 sokak dediğimiz 7 kardeşler balık pişiricisinin hemen yanı başındayım. Şimdi Kemeraltı Havra Sokağı'na girdik. Şu an karşıda Havra Sokağı balıkçılar gözüküyor. Evet. 7 kardeşler balık pişiricisi var. Oraya gelindiğinde zaten beni görecek misafirlerimiz. Zaten kime sorsan Gariban Babası meşhur Adnan Usta diye. Değil mi? Yani. Veyahut da ciğerci Adnan Usta diye de geçiyor. Yani bu bizim için bir ödül yani. İnsanların duasını almak çok güzel bir şey. Tabii abi. Hamdolsun. Veren el, alan elden her zaman üstün. Estağfurullah yani. Niye? Şimdi abi bu malzemeleri görebilir miyiz? Şimdi malzemelerimizi tabii tanıtayım. Şimdi buranın meşhuru dediğimiz 3 tane ürünümüz var. Önce dede yadigarı ki buz akşamdan buzlayıp yoğrulup sabaha buzlanmış şekilde geliyor. Bizzat elde yoğrulmuştur. Pamuk evet. Gibidir benim köftem. Yani dedemin her gün ruhuna bir Fatiha göndermiş gibi dua ediyorum. Allah rahmet eylesin. Bu köftemiz el yapımı, kaburgadan yapılır, katkısızdır. Pamuk gibi yumuşacık bir köftedir. Güzel. Hemen yanında kasap sucuğu dediğimiz orijinal danadır. Hakiki dana sucuğu. Hakiki danadır. Yani öyle çakma değildir. Çünkü kendi çocuklarıma yedirmediğim hiçbir şeyi İnanın kimseye vermem Allah yani. Allah razı olsun. Vallahi yedirmem yani. Allah razı olsun. Dolayısıyla köftemiz, sucuğumuz, hemen yanı başında da gördüğünüz gibi taze taze yaprak şeklinde kesilmiş ciğerlerimiz var. Şimdi buna göre biraz sonra güzel kardeşim sana zaten acıktın farkındayım. Evet abi, sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel bir şekilde ikram edeceğiz. Bu esnada da saat 12, bakın misafirlerimiz de gelmeye başladılar. Yani, sosyal medyada mı gördün? Demek ki işe yarıyormuş. Başlıyoruz yani bu noktada. Şimdiden afiyet olsun. Tamam o zaman abi. Hem müşterinkini hem de benim için yaparsan sevinirim. Peki. Başlayalım o zaman. Ciğerin en önemli özelliği bir, dana ciğeri olması. Dana ciğeri olacak. İki, güvenilir kesim olması. Üç, herkese kendi yağında, taze yağda yapılması. Yani evet. Beklemiş yağ herhangi bir şekilde söz konusu olmaz. Değil. Emre şu anda kendisi çekiyor aynen, zaten aynen. Ve görüyor. Bir de damağı şenlendirmesi lazım. Şimdi eski burada özellikle yağı döktüğümüzde ya zaten herkese verildiği takdirde kanserojen bir madde. Evet. Burada herkese özel olduğu için yağımızı şu anda yakmış bulunuyoruz.
Biraz kızdıktan sonra hemen yağımızın içine Antep usulü ciğerimizi atacağız. Evet. Ciğerimizi attıktan sonra şu an bizzat soğanları da içinde pişirerek pişmiş soğanla birlikte ayrı bir lezzet verecek. Bu tabağımızın alt kısmını oluşturacak. Evet. Biraz sonra Emre kardeşime ciğerin yanlarına 3 tane kaburga köftesi, bugüne özel de 2-3 tane de tadımlık sucuk ikram edeceğim. Eyvallah. Yorumlarını siz kendisinden alacaksınız. Eyvallah abi. Beğenmezse de çok açık bir şekilde tenkit edebilir. Yok, söylerim abi. Baş tacım. Bir şeyim yok. Hiç o noktada iyi derim, sonuna kadar açığız. Peki abi, fiyatlardan biraz bahsedelim. Şimdi fiyatlarımız şöyle. Bir kere şunu ifade edeyim. Biz burada parası olandan alıyoruz. Yani farklı bir düşünce. Buna inanmayanlar da oluyor. Evet. Şimdi ciğerimizi attım. Gördüğünüz gibi. Biraz daha atayım. Çünkü acıktı benim kardeşim. Şimdi burada parası olan kişilerden porsiyonuna 45 lira alıyorum. Porsiyonu yani 45 lira. Yani bu normalde içinde nereden baksanız 250 gram, 300 gram gibi bir et var. Evet. Peki hocam, az değil mi? Az. Bizim de amacımız zaten hırs yapmak değil. Evet. Burada amaç insanların doğasını alabilmek. Benim bulunduğum yer bir depo. Seyyar sokak lezzetçisiyim. Çalışanım yok. Elektrik suyum yok. Dolayısıyla gelen insana ikram ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada gelenin de duasını alıyoruz. Biz de evimize 3 kuruş götürürsek Allah bereket versin deyip gidiyoruz. Yani insanlar bu yüzden sana gariban babası diyor abi. Aynen. Lakabı belki de ondan koydular. Aynen. Şu an ciğerimiz dikkat ederseniz taze taze pişmekte. Yani bu tamamen el lezzeti dediğimiz bir lezzetimiz var. Şimdi ciğerimiz pişerken pişmenin sonuna doğru birazcık ilerledikten sonra soğanımızı atacağız. Hı hı. Soğanla birlikte marine olmuş olacak. Evet. Biz bu esnada hemen köftemizi de atmış olalım. Sucuğumuzu ve köftemizi de çıkarttık. Domateslerimiz oluyor. Kaç adet köfte geliyor Adnan Usta'm? Normalde porsiyona 3 tane veriyoruz. 3 tane. Doymazsanız devam, hiç problem değil. Evet. Bizim burası, dedim ya, bir Halil İbrahim sofrası. Yani parası olan da geliyor, Çankaya, olmayan da geliyor. Demiraltı, Konak, bu bölgelere yaklaşıp da yani bize uğramadan giderseniz çok üzülürüm. Evet. Buyurun gelin. Yani para önemli değil. İnanın hiç ya, parası olmayana da kapımız sonuna kadar açık. Allah razı olsun. Ben seni tanıdığım için söylüyorum. Parası olan da geliyor, olmayan da geliyor. Burası dediğim gibi Halil İbrahim sofrası. Evet. Ciğerlerimiz şu an pişmek üzere. Ciğer normalde İzmir insanı, mesela Edirne ciğeriyle başladım ama İzmir insanı yumuşak ciğer seviyor. Dolayısıyla ben Edirne ciğerini hemen Antep ve İzmir'le uyarlayarak kendime göre bir lezzet oluşturdum. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Aynen, soğanlar da geldi. Soğanlarımız pişiyor. Lezzetini verdikten sonra sucuk, köfte ve ciğer. Yanında da biber ve domateslerimizi de takdim edeceğiz. Gelen misafirlerimiz afiyetle, gönül rahatı içinde yiyecekler. Aynen. Şimdi geliyor, sucuğumuz geliyor. Şimdi sucuğumuzdan da bir 2-3 parça kesmek isterim. Ciğerimiz burada arkadaşlar. Sucuğumuz geliyor. Köftemiz de burada. Oo, güzel bir karışık tabak yapacağız yani. Aynen öyle. Ya dışarıda bu tabağı yemeye kalksanız şu dönemde minimum bir 70-80 liradan aşağı çıkamazsınız. Aynen aynen. Doğrudur abi. Yani bak, belki de daha fazlası da olabilir. Ama bizim burada bu tabağın fiyatı sadece 45 lira. O da parası olandan. Özellikle abi, şöyle söylüyorum. Bir şey var Adnan abi. Yarım ekmek döner şu anda 45 lira. Aynen öyle. Yani en azından buraya geldiğinde insanlar inanın çok dua ederek ayrılıyorlar. Kim etmez ki abi, dedim ya az önce. Yarım ekmek dönerin olmuş fiyatı 45 lira. Allah aşkına. Bu karışık tabağı kimse 45 liraya vermez abi. Kimse. Yani. Onun için misafirlerimiz yani gönül rahatlığı içinde güvenilir bir abinin, güvenilir bir eski bir öğretmen hocanın, evet, dededen gelen bir ustanın misafir olarak buyurup gelebilir. Eyvallah. Bakın arkadaşlar, buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden biliyor musunuz? Bak, daha yemeği yemedim ama o kadar iyi bir insan ki, o kadar tatlı bir insan ki. Bir de söylediği fiyatları zaten kendiniz duydunuz arkadaşlar. Bu sözü, yani bunun üstüne ne söylenebilir ki? Fiyatların sebeplerini de açıklıyorum. Hani aynen, bazı arkadaşlar takılıyorlar. Hiç takılmasınlar. Bir maliyet hesapla yapıldığında, yani lokanta kira gideri, vergi, sigortalar, elektrik, su,
Bunların hepsini yüklediğinde bu fiyatlar zaten otomatikman çıkacak. Yükseliyor. Ben bunlardan feragat ettim. Evet. Yani bu noktada hırslı değilim. Buyursun gelsinler. Afiyet şeker olsun. Eyvallah abi. Şimdi böyle köpük tabaklara bırakıyorsun. Aynen. Köpük tabağı üzerine kağıt koyuyorum. Çünkü erimemesi gerekiyor. Sıcak geldiği aynen, için. Aynen. Diğer türlü eritir. O kokular gelmeye başladı bile. Tabii. Şu an belki izleyenler almıyor ama biz mis gibi ciğer kokusunu. Aynen abi. Keşke öyle bir şansımız olsa da YouTube'da gönderse yer kokuları. İnşallah. Teknoloji gelişir inşallah. Ne diyelim. Şimdi bu yandan da köftelerimiz, sucuklarımız da pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu kadar, şu menü içinde köftesi var, sucuğu var, ciğeri var. Fiyatı 45 TL nedir ya? Ya parasında değilim Emrem ya. Bize dost lazım ya. Hakikaten aynen, dost aynen lazım. Abi. Yani olayın yani hijyen boyutu önemli, güven boyutu önemli. Abi hijyen, onu bir kenara baktım, bir de bunun diğer tarafı var, ahireti var abi. Yani abi, bir şeyler ona, ona inanan insanlarız zaten. Şimdi sucuklarla ciğeri vereceğim. Köfteler çünkü çiftleşmeye başladı. Bakın şöyle aynen göstereyim. Köfteler pamuk gibidir. Yani dışarıda yediğiniz köftelerden farklı bir köfte bu. İçinde sırf kaburga çünkü yumuşak etten yapıyoruz. Hı hı. Bir de tabii el lezzeti var. Dededen gelen bir el almışlık var. Aynen. Şimdiden afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Abi. Ben teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık abi. Şimdi onu koyun üstüne gösterelim. Ondan sonra tadıma geçebiliriz. Şu anda ciğerler oldu. Alabiliriz. Yumuşak. Oo. Pamuk gibi ciğer yiyeceksin şimdi Emrem. Yani bugün güne sizinle başladık. Biraz sonra saat 12'den sonra zaten nefes alamazsın burası. Burada evet. Gelseydim burası ciddi kalabalıkla yani bekletmek zorunda kalacaktım. Aynen. Şu an ciğerimiz bu. İçine kimyon, kaliteli kimyon özellikle belirteyim. Yani öyle kaliteli ipek pul biber. Evet, yani yakışır. Öyle hani ya malzeme hayır. Malzemenin dediğim gibi çocuklarıma yedirmediğim, kendimin yemediği hiçbir şeyi sizlere ikram etmeyeceğimi bilmelisiniz. Bir yandan da köftelerimizi çeviriyorum. Şu an gördüğünüz gibi sucuklarımız oluyor. Evet. Biraz sonra Emre kendi damak tadına göre istediği gibi bu konularda yorum yapabilir. Eyvallah. Hiç. Beğenmediyse beğenmediğini söyleyecek. Hiç yani, sıkıntı yok abi. Aynen. Yani diğer esnaflar gibi değilim. Açıkçası da bunu da videoda belirsin. Bak çok açık ve net söylüyorum. Biz de ödevimize çalışalım. Aynen abi. Şu an gördüğünüz gibi bu tabak şu an doluyor. İçine bir iki tane biberi geliyor. Biberini verdim. Köftelerimiz oluyor. Şu an eyvallah gördüğünüz gibi bu tabağın üzerine dört tane de köfte gelecek. Normalde 3 de. Bugün 4 veriyorum. Çünkü tamam, ilk çekim bereket ilk defa sana yapıyorum. Eyvallah daha açılışı. Abi. Normalde 3 tane değil mi? Normalde 3 tane atıyorum. Yani bir dakika içerisinde porsiyonumuz hazır. Yarım ekmek olursa aha, yarım ekmeği şu anda 30 liradan veriyorum. 30 lira. 3 parçayı da 40 liradan veriyorum. 40 TL. Ya fiyatlar normalde 25 liraydı. 35 liraydı ama ya ekmek zamlanınca bir 5 lira daha arttırmak zorunda kaldım. Yani dediğim gibi parası olan zaten kendisi geliyor. Olmayan da hadi kardeşim deyip yemeğini yedirip gönderiyorum. Eyvallah. Yani. Elhamdülillah. Bundan eyvallah da çok mutluyum yani. Allah razı olsun. Diğer bir şey köfteler olurken evet, ekmeğimizi yarım kesip çünkü porsiyon burada doyurucu olmalı. Ben ona inanıyorum. Evet. Şimdi bazı misafirlerimiz diyor ki hocam bana buçuk at. Bir değil bir buçuk at. Ben de onlara diyorum ki hayır arkadaşım benim bir porsiyonum seni doyurur. Ya hocam nasıl? Bir doyurur, porsiyonu yiyeceksin. Buçuğunu ben dürüst bir esnaf olmaya çalışıyorum. Allah biliyor. Kalbimi de biliyor. Riyakarlık olarak da söylemiyorum bunu. Hı hı. Dolayısıyla şu porsiyon doyurmuyorsa zaten üstü benim olsun. Ben ikram ederim onu. Eyvallah. Yani. Parasında değilim. Şimdi ekmeğimizi yağlıyoruz. Kendi yağında, taze yağda ve atıyoruz. Izgaraya yani atıyoruz. Izgaraya atıyoruz. Köftelerimizle birlikte alacağız. Hı-hı. Ve biraz sonra ikram kısmına geçeceğim. Eyvallah. Şu an köftelerimiz de oldu. Yumuşak özellikle suyu içinde kalmalı. Bakın dikkat edin. Tabii kuruduğu zaman hiçbir anlamı yok onun. Yani köfte kurursa yani ben de sevmem açıkçası. Bakın dikkat edin. Şu an yumuşak. Bakalım Emre beğenecek mi? Ekmeğimiz de kızardı. Beğeniriz. Üzerine kapatıyoruz. Olay bu şekilde. Çatalını da verdim. Emre ziyafete başlıyor. Abi teşekkür ettim. Ellerine kollarına afiyet sağ olsun. Ben hiç konuşmadım fark ettiniz videoda. Olayı çok güzel bir şekilde Adnan Ustam belirtti. A'dan Z'ye her şeyini anlattı.
şöyle ekmeği ve de şöyle köftesi arkadaşlar. Bunun fiyatı 45 lira abi. 5 lira bedava. Vallahi bedava. Tam bir gariban babası. Şimdi müsaadenizle köfteyle başlıyorum. Eyvallah abi. Ben kendine konuşuyorum. Kamerayı çekiyorum. Kamerayı görmüyor. Kendi kendine mi konuşuyor diyor. Eyvallah. Eyvallah abi. Şimdi müsaadenizle. Bayağı bir sıcakmış. Köfte muhteşem ya. Vallahi muhteşem böyle. Hani az önce videonun içinde söyledi ya Adnan abi. Köfteyi kurutmayacaksın diye. Harbiden de kurutmamış. Böyle tam pişmiş, içi de böyle sulu sulu kalmış ya, çok güzel. Şimdi sucuğun tadına bakalım. Üstüne basa basa söylüyorum. Hakiki dana sucuğu abi. Sadan kokusundan da kendini belli etti. Hakiki dana sucuğu abi. Üstüne basa basa söylüyorum. Muhteşem bir lezzeti var. Gitti. Şimdi böyle soğanlı bir şekilde ciğerinde tadına bakalım. Valla bütün işlerini söylüyorum. Bu fiyata bu lezzet bulunmaz abi. Çünkü şu anda piyasada yarım ekmek döner fiyatı 40 TL'den başlıyor. Bunun fiyatı ise 45 TL abi. Yanında domatesi, biberi, sucuğu, köftesi, ciğeri de muhteşem, köftesi de. Hangisi daha iyi derseniz vallahi hepsi birbirinden güzel abi. Ciğeri de çok geçerli. Mükemmel ya. Buraya gelip arkadaşlar Gariban Babası Adnan Usta'yı ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gereken selamı da iletin. Paranız olmasa da gelin. Çünkü kendisi tam bir Gariban Babası. Ciğerin en büyük özelliği bence bu karamelize soğan var ya abi. O ciğeri tamamlamış ya. Muhteşem hale getirmiş. Bir de yanında şöyle bir ayran söyledim. Ayranda da kendisi çok iddialı. İstanbul'dan geliyormuş. Silivri. Arslan ayranları. Şöyle müsaadenizle. Şunu da kediye atalım. Köftecinin, ciğercinin kedisi eksik olmaz arkadaşlar. Şöyle de. Gel. Pıs pıs pıs. Al bakayım. Al bunu da al. Şimdi sırada kediler var. Kedileri besleyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bak sesleniyor. Biraz daha at diyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.